Herkese merhaba. Bugünkü konumuz arkadaşlar YKS 2024. Puanı düşük olan arkadaşlarımız hangi bölümleri tercih verebilirler? Tercih listelerine hangi bölümleri ekleyebilirler? Bu videomuzda uygulamalı olarak bunu anlatacağım. Birkaç tane listemiz var arkadaşlar. Bu listeler üzerinden puanı düşük olan, sıralaması yüksek olan arkadaşlarımız neler yapabilir ondan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle arkadaşlar sistemden hemen tarattım. Puanı en düşük olan bölümleri tek tek listeledim. Şimdi biz sizlerle beraber bu listelere tek tek göz atacağız. Misal örnek veriyorum, süt ve besi hayvancılığı. Buraya da baktığınızda 221 ile geçen sene kapatmış. Sıralaması da 2.135.000 olarak gözüküyor. Gene aynı şekilde polimer teknolojisi, maliye, iç mekan tasarımı, bıçakçılık ve el aletleri, radyo, televizyon, deri teknolojisi, sulama teknolojisi, arıcılık, geleneksel el sanatları gibi bölümleri burada görebiliyorsunuz. Burada da puan ve sıralamaları yer alıyor. Bakalım başka ne var? Bitki koruma, radyo, televizyon, posta hizmetleri, ulaştırma ve trafik hizmetleri, süt ve ürün teknolojisi. Bu arada bunlar 2 yıllık. Seramik ve cam, inşaat teknolojisi, mimari dekoratif sanatlar, otobüs kaptanlığı gibi bölümler var. Burada da sıralamalarını zaten görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun dışında baktığımızda mimari, restorasyon, geleneksel el sanatları, halıcılık, kilimcilik, peyzaj, posta hizmetleri, madencilik, giyim, üretim teknolojisi, inşaat teknolojisi, mimari, dekoratif, süt, besi hayvancılığı, posta hizmetleri gibi bölümleri görebiliyoruz. Şimdi devam ediyorum. Burada bir de arkadaşlar baktığınızda bakın sıralaması çok düşük bölümler de var, yüksek bölümler de var pardon. Buradaki bölümler ücretli bölümler. Şimdi bazı arkadaşlarımızın puanı maalesef 180, 190, 170'e kadar düşebiliyor. Bu arkadaşlarımıza ücreti olmayan üniversiteler artık gelmeyecek duruma geliyor. Yani misal en yüksek bölüm örnek veriyorum 2 milyon 300 ile kapatmış. Başka bölüm gelmiyor. Bazı arkadaşlarımız da diyor ki hocam ben ücretli okumak istiyorum. Arkadaşlar %25 indirimli dediği 25'lik bir indirim yapıyorlar. %50 indirimli dediği %50 indirim yapıyorlar. Bunun dışında ücretli diye yazanlar var. Ücretliler de bütün parayı ödüyorsunuz anlamına geliyor. Bakın bunlar misal %50 indirimli ücretli üniversiteler. Buraya baktığınızda hem güzel bölümleri görebiliyorsunuz hem de sıralaması çok yüksek bölümleri. Misal 2 milyon 800. sırada olan arkadaşımız dahi buradaki bölümlere başvuru yapabiliyor. Bakın gördüğünüz gibi sağlık bölümleri de var. Bu arada tercih listesi hazırlamak isteyen arkadaşlarımız varsa aşağıda yorumlar kısmına ben kendi linkimi koyacağım. Ücretli hazırlıyorum. Bunu da söyleyeyim sizlere. İsterseniz liste hazırlatmak isterseniz bana yazabilirsiniz. Bakın iş sağlığı, güvenliği, çevre sağlığı, sağlık kurum işletmeciliği, insan kaynakları, patoloji laboratuvar, ortopedik protez ve ortez, radyo, televizyon, elektronofizyoloji, mimari restorasyonu, optisyenlik, aşçılık gibi bölümleri de buradan görebiliyorsunuz. Bakın burada gördüğünüz gibi puanlar misal 180 ile dahi kapatan bölüm var. Hatta aşağı indikçe daha fazlası da var. Burada baktığımızda bakın 2 milyon 839 sıralamayla kapatmış. Devam ediyorum. Burada da arkadaşlar yeni açılan bölümler var. Misal sıralamanız çok yüksek. Ücretli üniversiteye de gidemiyorsunuz. Bu yeni açılan bölümlere isterseniz tercih verebilirsiniz. Şans eseri bakarsınız. Kontenjan dolmaz. Sizi alabilirler. Burada da hemen hemen birçok bölüm var arkadaşlar. Tabii ben bu listeye sadece gözükenleri ekledim. Gözükmeyen birçok bölümde listede mevcut. Karşılarında sıralama ve puanları yok. Çünkü yeni açılmış bölümler bunlar. Şimdi arkadaşlar aklınıza takılan başka sorular varsa da yorum kısmından sorun cevaplarım. Şimdiki hepinize iyi günler.